Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve fevdi emri Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Ya Allahu ya muin ya hannan ya mennan ya deyyan. Ahmet Mutal'a yaptın mı? Evet Zeynep. Şimdi burada soru cevap yapacak bizim Şari Hazretleri. Kavaid'in yazarı İbn Hişam niye kitabında Hamdele ile başlamadı kitabına? Tabii önümdeki nüshaya bakıyorum. Besmele de yok burada. Tamam mı Ahmet? Evet Zeynep. Direktmen ne diyor? Kale eşşeyhul imamu el alimu el amilu bihi cemaluddin bin Hişam nefallahu'l müslimine bi bereketihi. Öyle devam etmiş gitmiş yani. Evet. Ama demek ki bizim Şari Hazretleri'nin yazmış olduğu veyahut da şerh etmiş olduğunuz kadar besmele vardı, hamdele yoktu. Bakalım şimdi soru cevap. Tabi bu soru cevaptan maksat da talebenin zihnini açmak. Talebeyi biraz bazı şeylerde kafa yormasını, nasıl soru sorulur, nasıl cevap verilir, bir tedrip bunlar, örnektir. Fin kulte, sen şöyle bir soru sorsan. Lime tereke el musannifu rahmetullahi aleyhi elhamde. Musannif Hazretleri niye hamdi terk etti? Hem de es-sabite bi hadisin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hem de hadis-i şerifle sabittir. Normal bir işinize başladığınız zaman hamdeleyle başlayın, besmeleyle başlayın. Ultu şimdi cevap verecek. İnne terkehu gayru musellemin. Bir defa musannifin hamdele getirmediğini biz kabul etmiyoruz. Bu men'i bir cevaptır. Men ediyorsun karşı tarafın sorusunu, yani senin dediğin doğru değildir. Niye? Ama tabii illetini de getiriyorsun Ahmet, tamam mı? Evet. Karşı taraf eğer bir soru sorduysa ona ne yapman gerekiyor? Yani akla, izana uygun cevap vermen lazım. لِأَنَّ الْاِتْيَانَ بِالْتَسْمِيَةِ. Çünkü besmeleyi getirmek, burada da anlaşılıyor ki bizim Şari Hazretlerimizin şerh ettiği metinde besmele çekilmiş. Çünkü benim önümdeki nuskada besmele de yok dedim yani. لِأَنَّ الْاِتْيَانَ بِالْتَسْمِيَةِ اَدَّالَّةِ عَلَى الصِّفَاتِ الْكَمَالِيَّةِ. Yani Allah-u Teala Hazretleri'nin işte Bismillahirrahmanirrahim deyince Allah-u Teala Hazretleri'ni kemal sıfatıyla sıfatlamış oluyorsun. Allah-u Teala Hazretleri'ni kemal sıfatlarıyla sıfatlamak, övmek, bu ittiyanun bilhamdi bi aynihi lugaten ve urfen, hem lugat bakımından hem de örf bakımından hamdelenin ta kendisidir. Yani kemal sıfatı Rahman Rahim sıfatından ötürü kemal sıfatını söyledim. Tabii yani hem Allah diyorsun, ne diyorsun? Rahman diyorsun, Rahim diyorsun. Bu bir övgüdür, bu bir medihtir, bu bir senadır. Ondan sonra Rahman ve Rahim vasıfları Allah-u Teala Hazretleri'nin kemal değil mi? Yani hem rahmet hususunda hem de rahim hususunda Allah-u Teala Hazretleri'ndeki bu sıfatlar kemaliyet derecesindedir. Belli. Kemaliyete ulaşmış sıfatlardır. Belli. İz yasduku ala bismillahirrahmanirrahim. Tabi bu besmeleyi getirdiği nuskaya göre konuşuyoruz. Ennehu vasfun bil cemili. Yani hamdelenin lugavi manasının ta kendisidir. Ennehu vasfun bil cemili. Allah-u Teala Hazretlerini güzel bir şekilde vasfetmiştir. Ale sebili ta'zimi ve tebcil. Tazim, tebcil aynı manada. Yani Allah-u Teala Hazretlerine saygı üzere Allah-u Teala Hazretlerini vasfetmiştir. Ve yesduku aleyhi, yine eydan, yani burada bu Bismillahirrahmanirrahim, işte Allah-u Teala Hazretlerini güzel bir şekilde vasfetmiştir. Ennehu izharu sıfatı el kemaliyeti, burada yine bu da söylenebilir.
Allah-u Teala Hazretleri'nin Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatlarını izhar vardır burada. وَلَا يَلْزَمُ خُصُوصُ اللَّفْزِ الْحَمْدِ Yani hamdeleyi hususi olarak zikretmek ne değildir? Lazım değildir. وَلَا يَلْزَمُ lazım değildir خُصُوصُ اللَّفْزِ الْحَمْدِ Yani elhamdülillahi Allah-u Teala Hazretlerine hamd etmek için elhamdülillahi demek lazım değildir. İz çünkü لَيْسَ كَوْنُهُ hamden لِخُسُوسِهِ Yani bir şeyin hamd olabilmesi için sadece hamd lafzının olması gerekmiyor. كَمَا سَبَقَ اِلَيْهِ اَوْهَامُ الْعَمَّةِ Ama böyle mudakkik değil de böyle avamdan olan, yani avamdan olan derken normal alimler öyle vehmetmişler. Onlar zannetmişler ki elhamdülillahi demezsen Allah-u Teala Hazretlerini övmüş, sena etmiş sayılmazsın. Belli kevnihi dâllen ala sıfatil kemaliyeti. Yani kemal sıfatına delalet eden şey hamd olur. Ve lihâzâ bundan dolayı kâle ba'dul muhakkikîn bazı muhakkikler şöyle demişler. Hakikatul hamdi hamdin hakikati nedir? İzharu sıfatil kemaliyeti Cenab-ı Hakk'ın kemal sıfatlarını izhar etmektir. İkinci cevap geliyor şimdi. Ahmet velev sullime terkuhu. Hadi yukarıda zaten Musannif Hazretleri'nin hamdi terk etmediğini iddia ettik. Hadi senin dediğin gibi terk ettiğini varsayalım. Ona göre de cevap veririz. Fele'allehu umulur ki bizim Musannif İbni Hişam innema terekehu ancak hamdeliği terk etti i'tizaren yani özren ve hedmen li nefsihi ve bir de nefsini kırmak için bir de ve iddiaen bi enne kitabehu hâzâ min haysu innehu kitabuhu şu kitap kendi kitabı olması hasebiyle leyse min emrin zibalin o kadar da aham şaham bir iş değildir. Yani tezaren yani özür affen diyor benim kitabım selef ulemasının kitapları gibi olmadığına işaret olsun diye ben hamdele getirmedim. Çünkü onlar selef uleması nın yapmış oldukları eserler, telifler değerliydi ve onların başına hamdele getirilmesi eyvallah güzeldi. Ama benim yaptığım bu telif, bu eser o kadar da aham şahım bir ama kendine nispeten yani tamam. Benim olduğu için başında hamdelenin, besmelenin öyle getirilebilecek o kadar kıymetli bir eser değildir. Hatta ta ki yusaddere bil hamdi kesairul kutubi ta ki diğer selef ulemasının değerli kitapları gibi başında hamdele getirilsin. Evet Ahmet. Şimdi burada böyle bir cevap vermemiz ilerideki kendi ibaresine münafi olabilir mi olmaz mı? Şarih onun da cevabını veriyor. Aslında önce yukarı şöyle bir şey söylenebilir Ahmet. Live şu anda orada mülahaz etmiyoruz. İnne kavlel musannifi ba'du Musannif Hazretlerinin biraz sonraki sözü fi medhe kitabı kitabını medhederken diyecek ki hâzihi fevâidu celîletun bunlar çok güzel faydalı şeylerdir diyecek. Yunafi makulte az önce söylemiş olduğun şeye münafidir. Min hedmin nefsi vel i'tizari ondan sonra değil mi? Bir de işte selef alimlerinin kitapları gibi olmadığı için burada hem çok yani biraz sonra diyecek ki çok güzeldir. Az önce de dedik ki güzel değildir. Burada bir zıtlık yok mu? Evet.
La tekul hakeze, yani böyle deme, böyle bir şey aklına gelmesin. Gelirse de لِأَنَّا نَقُولُ, çünkü biz şöyle deriz. اِنَّ هَذَا, yani هَذِهِ فَوَائِدُ جَلِيلَتُنْ demesi بِالنَّظَرِ اِلَى النَّفْسِ الْمَسَائِلِ, yani meselelerin kendisi haddi zatında güzel şeylerdir. Fil kitap. Yani kitaptaki meselelerin kendileri çok güzel şeylerdir. Ama bana nispet edilirse, bana nispet edildiğinden dolayı ben kendimi çok düşük gördüğüm için benim yazacağım eserde, kitapta düşüktür manasında yorumlamıştır. Vakat arafta, bir de sen bildin, ennemâ kulna, geride söylediğimiz şey, bin nazarı ile nefsihi rahmetullahi aleyhi, İbn Şam'ın kendi zatıyla alakalı bir makamdı, ama ileride ise meselelerle alakalı bir makam olacak. Fela mahzure. Dolayısıyla herhangi bir mahzur, bir münafat yoktur.